Düzce Belediyesi özellikle kadınların mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla açtığı BERMEK kurslarına katılan kursiyerler sabırlı ve azimli çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. BERMEK sanatkar yetiştirip kursiyerlerin kişisel gelişimlerini sağlarken istihdama da katkıda bulunuyor. BERMEK'in açtığı mefruşat ve çeyiz hazırlama kurslarına 4 yıl boyunca devam ettiğini belirten Sevginaz Kahveci de ilk önce evde öğretim yapmaya başladığını, daha sonra iş yeri açmaya karar verdiğini söyledi. Mefruşat ve çeyiz hazırlama kurslarına hiç ara vermeden gittiğini ve kendini geliştirmek adına arkadaşlarına dikimler yaptığını ifade eden Çiçeğe Burnu'nda girişimci kahveci sözlerini şöyle sürdürdü. Ben Sevginaz Kahveci. 71 doğumluyum. 3 tane çocuğum var. Bir tane torunum var. Önceden ev hanımıydım. Sonra bazı yerlerden geçtim. Temizlikte oydu buydu. Sonra onları bırakınca kursların olduğunu duydum. Duyunca bana dediler ki Hatice Hoca, hani onun o kabul eder seni bu yarı dönemden sonra. Ben de bir arkadaşa aracı olarak kullandım. Hocanız beni kabul eder mi dedim. O da bana iş çıkarabilirse gelsin diye haber göndermiş. Ben de gittim. Hocamla tanıştım. 4,5 yıl sürekli hiç ara vermeden gittim. Çok güzel şeyler yaptım. Kendimi geliştirmek için arkadaşlarıma kumaşını aldırdım, yaptım, hediye ettim. Kendimi geliştirmek için. 4,5 yılda çok güzel şeyler yaptım. Kızımın çeyizlerini yaptım, oğlumun çeyizlerini yaptım. 4,5 yıl sonra kendimi daha büyüdüğümü hissediyorum. Daha güzel yerlere gelmek istiyorum. Dükkan açmaya karar verdim. Makinalarım yeterli olmadığı için COSCEP'le yürü diye bana akıl verdiler. Onun derslerine girdim. Derslerine girdikten sonra bu işe hadi dükkanını açabilirsin, sen buradan hak kazanmışsın dediler. Ben de dükkanımı açtım, malımı doldurdum. Şu an onlardan makine bekliyorum. İnşallah onu da kazanırım. Ama kurs bana çok katkıda bulundu. Hatice Hoca da sen bunu yapamazsın asla demedi. Her seferinde sen bunu yapabilirsin. Hocam alacak durumum yok dedikçe bizi pazar yerlerine teşvik etti. Toplum götürdü oradan malın iyisini ve ucuzunu. Aldık. Envai çeşit. Her çeşit. Ben Hatice Hoca'yı tanıdığıma çok memnunum. Ama bu hedefimde daha büyümek istiyorum. Çok fazlasıyla. Eleman çalıştırmak. Bir yerlere faydam olsun. Bir yerlere bir getirim olsun. Çoluk çocuğumun geleceği. Devletime katkıda bulunmak istiyorum. Bu yaptığım ürünleri pazarlamayı düşünüyorum. O yolda da ilerliyorum. Ufak tefek başladım zaten. Sayfam var. Naz Çeyiz olarak sayfamı kurdum. Bunu COSCEP'e başlamadan önce kurmuştuk. Aynı yolda devam ediyoruz. Onlar da patentimi kabul ettiler. Patent de alacağım. Hiçbir engel kalmadı. Sadece maddi yönden hani oraya daha henüz alamadık elimize. Öyle devam ediyorum. Herkes gitsin kurslara. Kimse evinde oturup da o komşu ne demiş, bu komşu ne demiş onu düşünmesin. Gitsinler kendilerini geliştirsinler. Diyeceklerim bu kadar. Bu kadar olur herhalde. Bir şey alabilir miyiz? BERMEK kurslarına. BERMEK kurslarına gitsinler. Yani çok teşekkür ederim. Başkanımıza teşekkür ederim. Beni oraya kabul ettiği için bir de kayıtsız gittim ben Hatice Hocama. Çok teşekkür ederim. Benim için vazgeçilmezim. Hatice Hoca benim için vazgeçilmezim. Bütün hocalar iyidir ama benim hocam olduğu için çok seviyorum. Evet. Onu tanıdığım için. Ama başkanım da böyle devam etsin. Teşviklere devam etsin. Benim gibilerinin belki yapamaya cesaret edemeyenlerin önü açılır. Belki cesareti gelir. Daha farklı şeyler olur. İlimiz daha büyür. Biz ilimiz anca büyüyor. Öyle düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Buraya geldiniz, beni çekim yaptınız. Bana katkıda bulundunuz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.